Göktekin'e sağlıklı yaşama hoş geldiniz. Bugün herbalist İbrahim Göktekin ile beraber olacağız. Kalp damar rahatsızlıklarının bitkilerle tedavisi mümkün müdür? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun iyi. Sizi sormalısınız. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kalp damar rahatsızlıklarında hangi bitkiler kullanılıyor? Bitkilerle tedavisi mümkün mü? Evet tabii ki. Kalp damar rahatsızlığı ile ilgili çalışmalar Avrupa'da neredeyse yani bitkilerle ilgili çalışmalar 200 yıldır. Yani bitkilerin aslında klinik araştırmalar 200 yıldır var. Bitkilerle ilgili tedavi, bitkilerle tedavi insanlık tarihi kadar eski. Ta peygamberler yani 5000-6000 yıllık eski tarihe dayanır. Evet. İnsanlık var olduğu günden bugüne kadar şifalı bitkilerle tedavi olmuş. Kimyasal ilaçlar aslında yeni. Kimyasal ilaçların tarihi nedir? 100 yıl. 100 yıldır insanlar kimyasal ilaç kullanıyordu. 100 yıl önce insanlar ne kullanıyordu? Bitki kullanıyordu. Benim rahmetli annem arka bahçemiz vardı. Çeşit çeşit şifalı bitkiler yetiştirirdi. Köyden hastalananlar üşütme, grip, nezlesi vesaire olan gelirdi. O çeşitli bitkileri karıştırır, bir harman yapar, verirdi. Çayını iç, şöyle kullan, böyle kullan. 2-3 gün sonra bazısı süt, bazısı yumurta getirirdi. Teşekkür ederlerdi. Herkes memnundu. Sonra kimya çıktı. Kimya çıktı da ne oldu? Ben de Almanya'da kimya okuduğum için yıllarca kimyayı çok iyi bilirim. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaçlar kullandıkça insanlar aa iyiymiş dediler, bitki bıraktılar. Hurra, bütün insanlar kimyaya başladı. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullandıkça bağırsak florası bozulur. Bağırsak florası nedir? Bağırsaklarda her insanın 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bu bakterinin %99'u faydalı bakteri. Faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12 K vitamini üretir. Evet. İlaç kullandığınız zaman faydalı bakteriler yok olur. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar ne yapar? Yemiş olduğumuz besinlerdeki karbonhidratlı besinleri özellikle hamurlu ve tatlıları toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar. Etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller oluşur. Nereye gidiyor bu toksik maddeler? Bir, bağırsakları yakar. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa bağırsak kendini korumak için toksik maddeye karşı yağ tabakası oluşturur. Normal olarak ince bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından da mesela örnek vereyim. Diaminooksidaz isimli çok özel bir enzim var. Bu enzim oranı azaldığı zaman ne olur biliyor musunuz? Histamin sürekli yükselir. Histamin oranı yükselirse ne olur? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, cilt hastalıklar, alerji hastalıklar, romatizma, behçet. Bunlara da değinelim mi hocam sonra? Yani bir sürü hasta kaynağını anlatıyorum. Evet. Geleceğim yavaş yavaş. Acele yok. Hastalıkların kaynağı nedir? Kimyasal ilaçlar. Bütün hastalıkların %98'inin oluş sebebi ilaçtır. 50 yıl öncesine göre, 100 yıl öncesine göre daha çok hastane var, daha çok doktor var, daha çok ilaç var. Fakat hastalıklar azalmıyor. Ne oluyor? Tersine çoğalıyor. Neden? Çünkü bağırsaklardaki faydalı bakteriler lüzumsuz bakteri değil. Evet. Faydalı bakteri %99'u. İlaç kullanarak faydalı bakteri yok ediyoruz. Zararlı bakteri ve mantarları çoğaltıyoruz. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor. Alerji hastalığı deri hastalıklarını tetikliyor. Histamin kortizon oranı bozuluyor. Bir, iki, toksik maddeler emiliyor. Nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. Bir insanın bağırsağı 350 metrekare. Futbol sahasının yarısı kadar. Emilen toksik maddeler karaciğere gelirse, karaciğer arıtmaya çalışıyor. Karaciğer, bağırsaklardan gelen vitamin, mineral, enzim, glikozu yavaş yavaş kana veriyor. 1,5 litre karaciğerde hazır kan olur. Bu kanı yavaş yavaş pompalıyor, veriyor. Fakat toksik madde gelirse bağırsaklardan bunu da arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6, B12 vitaminle. Zamanla sürekli vitamin harcadığı için kişide halsizlik, yorgunluk, bitkinlik başlıyor. Karaciğer artık bağırsaktan gelen toksik maddeleri kısmen arıtamazsa bırakıyor artık. Uğraşamıyor. Uğraşamadı, arıtamadı. Toksik madde nereye gidiyor? Kanda dolaşıyor. Beyni etkiliyor, kalbi etkiliyor, pankreası etkiliyor. Pankreasa depolunsa şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Böbreklerde yağlanma olursa kronik böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor. Özellikle damarların iç yüzeyinde yağlanma, daralma, yamalar oluştuğu için tansiyon problemi ortaya, kolesterol problemi ortaya çıkıyor. Yani bir, yanlış beslenme, iki, kimyasal ilaç kullanma. Ne yapıyor?
damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Kalp damarları yağlanır, daralır, sertleşir. Bir de bakıyorsunuz vatandaşın kalbini besleyen, bir her insanın kalbi yumruğu kadardır. Evet. Yumruğu büyüklüğündedir ve kalbi besleyen 3 ana damar var. Bunlara koronar denir. Bu 3 ana damar tıkanırsa kalp yavaş yavaş ölür. Beslenemezse ne olur? Çürür. Bir tarafından başlar yavaş yavaş gitmeye. Aslında yanlış beslenmeyle kaynaklanan sorunlar da ortaya çıkıyor değil mi İbrahim Bey? Yanlış beslenme nedir? Bugün günümüzde doğru beslenmek yok ki. Hep yanlış besleniyoruz. Fast food tarzı. Fast food tarzı beslenme, Amerikan tarzı beslenme, hamburger, cheeseburger vesaire vesaire nedir? Beyaz undan yapılıyor. Vitamin yok. Beyaz unda vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok. Direkt şekere dönüşüyor, direkt mantarı besliyor. Cips, jelibon, gofret, kek gibi yiyeceklerde de çin tuzu var. Monosodyum, glutamat beyne zarar veriyor. Mısır şurubu var, pankreasa zarar veriyor. Vesaire vesaire. Yani hep yanlış besleniyoruz. Günümüzde doğru beslenme yok. Peki damar rahatsızlıkları için kullanmış olduğunuz veya evde kendileri yapabilecek bitkiler var mı hocam? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi dünyada 900 çeşit alıç var. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bu 90 çeşit alıçtan sadece loplu alıç ve kertikli alıç yaprağı ve çiçeği kullanılır. Yaprak ve çiçeği. Bu loplu alıç ve kertikli alıcın yaprak ve çiçeği bir madde içerir. Hiperozit, prosiyanitler, flavonitler, flavonit glukozitler vesaire. Bu kalp damarlarını açar. Kalbi güçlendirir. Kalbi temizler, arıtır, oksijen artırır. Kişinin damarları %60, %70, %80 dahi tıkanmış olsa ameliyatsız iyileştirir. İyileştirir. Almanya'da 100'den fazla firma bu alıçtın damlasını, derecesini, kapsülünü üretiyor. 100'den fazla firma. Biz ne yaptık? Bununla ilgili çok güzel bir alıç. Ama şöyle, alıcın birleşimindeki etken madde nedir? Ne kadar? Yaprak ve çiçeği aynı oranda olması lazım. Bir, etken madde %2,5. Siz bunu çay şeklinde içerseniz, etken madde %2,5 olduğu için tedavi süreci sarkar. Aylar, aylar sürer. Ağır vakalarda yeterli değil. Bu nedenle bitkinin destilasyonla veya ekstraksiyonla elde edilen bitki özütüne ekstrakt denir. Hocam peki bu bitkilerin çeşitleri de var mı? Yararlı, yararsız olanlar, türleri? Alıcın her türü yararlı da şöyle. Diğer alıçlarda etken madde çok çok az olduğu için tedavi de yeterli değil. Loplu alıç ve kertikli alıç en yüksek oranda hiperozit, flavonitler, flavonit glukozitler içerir. Şimdi biz bununla ilgili çok güzel formüller geliştirdik. Alıç forte, çok güzel bir formül. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Kişi bunu kullandığı zaman ameliyatsız damarları tek 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 açılır. Çok 6 güzel. Hafta kullansın, vatandaş gitsin doktoruna. 6 hafta. Çok 6 güzel. Ay değil, 1 yıl değil. 6 hafta içerisinde. 6 hafta. Peki hangi ürünleri veriyorsunuz hocam? Hangi ürünler? Yani sadece hani alıç mı kullanması gerekiyor? Hayır, şöyle. Veya ne kadar zamanda kullanması gerekiyor? Bağırsaklarında problem varsa, şimdi aloe vera bağırsakları temizler, arıtır. Evet. Aloe vera ile ilgili biz çok güzel bir şurup hazırladık. Amerikan firmaları dahi aloe veradan doğal ürün üretemiyorlar. Niçin? Çünkü aloe veranın birleşiminde enzim var, vitamin var, amino asit var. Fakat çok az miktarda da aloin var. Aloin kişide şişkinliğe sebep oluyor, ishale sebep oluyor. Bu nedenle Amerika'da, Avrupa'da birçok firma aloe vera jelini elde etmek için haşlıyorlar, ekstra kaynatıyorlar, destilasyon, ekstraksiyon, birçok fermentasyondan geçiriyorlar. Ne oluyor? Etkisi sıfır. Bir etkisi olmuyor. 19 yıl çalıştıktan sonra ben aloe vera ile ilgili çok güzel bir şurup, bir formül geliştirdim. Bu bağırsaklardaki mantara karşı dünyada en etkili bir üründür.
aloe vera. Aloe vera dünyada mantık. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması yapılmış. Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarı, ekzemeyi, sedefi, akneyi yok ettiği belgelenmiştir. Alman Sağlık Bakanlığı 83 ülkenin sağlık bakanıyla ortak çalışma yapmışlar ve yapılan ortak çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirdiği, bağırsakları temizlediği, arıttığı, alerjik hastalıkları, deri hastalıkları iyileştirdiği belgelemiştir. Mısır'da yapılan klinik araştırmada akne, sedef, ekzemayı iyileştirdiği belge, klinik araştırması var. Burada belge var, bilgi var. Şimdi şöyle. Mesela bu Almanca bir dergi. Evet. Fitoterapi yani bitkisel tedavi. Türkçe karşılığı. Burada alıcın çiçeği, yaprağı ve çiçeğinden gösteriyor. Bu sayısı alışla ilgili. Burada da 3664 hasta, kalp rahatsızlığı olan hasta tedavi edilmiş alıştan elde edilen ekstraktla, alış ekstraktıyla. Kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu ve hiçbir yan etkisinin olmadığı belgelenmiştir. Kimyasal ilaçtan daha etkili. Hocam alıç. Bir telefonumuz var. Şimdi telefona geçmeden bir şey söyleyeyim. Gaziantep'ten bir beyefendi ben aradı. Dedi ki iki defa stent takıldı. Üçüncü defa stent taktırmak istemiyorum. Korkuyorum. Bu stent ameliyatsız tedavi edilebilir mi? İnşallah bakacağız dedim. 6 hafta içerisinde ameliyat olmasına gerek kalmadı. 6 hafta. Çok güzel 72 hocam. Yaşında bir beyefendi. Alo. Alo, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Nihat'tiniz, Kars'tan arıyorsunuz. Evet efendim. Buyurun hocamıza sorularınızı sorun. Hocam, saygılar sunuyorum. İyi programlar, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Hocam, soracağım soruya siz cevap verdiniz zaten telefona bağlanmadan önce. 51 yaşındayım. Anjiyo oldum 6 ay önce. Evet. Kendim kamu görevlisiyim. %80 bir daralma var damarda. Ve iki damarda da genişleme var. Stenti ben de kabul etmedim, reddettim. Bu süre içerisinde, yani bu 6 aylık süre içerisinde bahsettiğiniz Aluç Fort'tan kullanabilir miyim? Veya o daralmanın dışında genişlenme için ne olabilir? Genişleme için de bir şey söyleyecek misiniz? Çok sıkıntı çekiyorum çünkü bazen... Bağırsaklarda şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık var mı? Bağırsaklarda şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık... O da oluyor hocam, o da oluyor. Bağırsaklarımızda, zaman oluyor. Bağırsaklarımızda mantar var demek. Gastrit ülser var mı? Hocam, geçmiş yıllarda o şikayetim vardı ama bu yıllarda yok. Peki Nihat Bey, teşekkür ediyoruz. Hocamızı izleyin, sorularınıza yanıt bulacaksınız. Hocam, teşekkür ediyorum. Bu ilacı almak için... Ne yapmamız lazım? Nereye müracaat edeceğiz? Evet. Rejideki arkadaşlar size yardımcı olacak Nihat Bey. Evet. Peki. İyi akşamlar İyi hocam. Akşamlar. Allah'a hürmetle saygılar. Böyle şimdi, programlar yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi bağırsaklarda problem var. Bağırsaklarda mantar ve bakteriler üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Karaciğer yağlanıyor ve nereye gidiyor bu toksik madde? Damarların iç yüzeyinde plaklar oluşuyor. Yağlanıyor, daralıyor ve ameliyat olmak çözüm değil. Ameliyat olursunuz bugün. 6 ay sonra tekrar ameliyat gerekir. Çünkü temiz bir ırmağa lağım karışmış gibi sürekli bağırsığına gelen toksik maddeler damarlarda yağlanma daralma sertleşmeye sebep oluyor, kirleniyor. 6 ayda bir ameliyat olunmaz ki. Kökten çözüm gerekir. Aynı su borusu gibi. Su borusundan kireçli su geçerse ne olur? Temizlersiniz. Diyelim ki temizlenmez de. Yani temizlenir diyelim. 6 ay sonra yine tıkanır. Kireçsiz su akması gerekir. Yani bağırsakların toksik madde geldiği sürece ameliyat çözüm değil. 6 ayda bir ameliyat olsa dahi yine tıkanır. Çözüm nedir? Bağırsak tedavi, karaciğer tedavi ve olay biter. Biter. Peki hocam, Nihat Bey zaten sorusunun cevabını almıştı kendisi. Böbrek rahatsızlığına geçmek istiyorum ben. Evet. Böbrekle ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar var mıdır? Bitkilerle tedavisi mümkün mü? Evet, şu gördüğünüz bitki kurulduğu için yaprağı çiçeğe döküldü. Nedir hocam o? Altın başak otu. Türkiye'nin Kaz Dağları'nda yetişir. İki hafta önce Kaz Dağları'na gitmiştim. Oradan getirdim. Altın başak otuyla ilgili klinik araştırmaları yapılmış. Ve böbrek rahatsızlığı olan insanlar üzerinde denenmiş. Şu çiçeğini gördüğünüz, çiçeği burada canlısı. Benim elimdeki kurulduğu için şöyle yaprağı böyle şu canlı hali çiçeği. Altın başak otu
birçok türü var da 3 türü şifa maksadıyla tıbbi maksatla kullanılır. Hakiki altın başak otu, büyük altın başak otu, Kanada altın başak. Hakiki altın başak otu Zolidago virguare. Yani faydalı olan bu mudur hocam? Evet. Şimdi 300 doktor yani urolog. Evet. İdrar yolları, enfeksiyonu, böbrek yetmezliği, böbrek iltihaplanması, böbrek taş kumu gibi idrar yollarında problemi olan insanlar üzerinde 300 urolog. Burada Almanca bu dergi. Ne yapmış? Almanya'da hastalar üzerinde denemiş. Neyi? Zolidago virguare yani altın başak otunu. Şimdi altın başak otu diyorum geçiyorum da. Geçenlerde bir doçent doktor, profesör, doçent doktor eline almış altın otunu. Diyor ki bu diyor altın başak otu. Altın otuyla altın başak otu arasındaki farkı bilmiyor. Telefon edip bağlanacaktı mı beyefendi? Hocam yanlış bir telefonumuz var. Lafınızı kesiyorum. Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fazıl Bey, Van'dan katılıyorsunuz. Van'dan katılıyorum. Ben tamam, buyurun hocamıza sorularınızı sorun lütfen. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar, buyurun. Ben Van'dan arıyorum, evet. Buyurun. Ben de kalp rahatsızıyım. Ben de damar tıkanığı vardı. Damar tıkanıklı. 2005'te anji oldum. İki tane bana stent taktılar efendim. Hocam 2005'te iki tane stent taktılar bana. 8 sefer anji oldum. 8 sefer anji oldum. Bir ilaç aldım. Şu an iyiyim de benim basaklarımda sorun var. 8 defa anji olmuşsunuz. Biraz önce söyledim ya. Ben dedim ki biraz önce stent taktırmak, anji olmak çözüm değil. Çünkü bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Ve nereye gidiyor bu toksik madde? Damarların iç yüzünde plaklar oluşuyor. Bizim köyde bir ırmak var. Çok temiz, billur gibi bir ırmak. Köyün içerisinden geçerken caminin yanındaki tuvaleti vermişler ırmağa, kanalizasyonu. Irmak kirlendi. Aşağıdaki köyün de suyu yok. Bu suyu içiyor zavallılar. Ne oldu? Hepsi hasta. Aynı şekilde bağırsaktaki mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik madde kanımızı kirletiyor. Karaciğer bununla uğraşmaktan artık başa çıkamıyor. Ne yapıyor? Toksik madde dolaşıyor kanda. Nerede depolanırsa orada problem. Sadece karaciğerde yağlanma değil, kalp damarlarında, beyinde lopar arasında kirlenme, pankreaste yağlanma vesaire vesaire birçok hastalığı tetikliyor. Bu nedenle 8 defa anji olmuşsunuz, stent taktırmışsınız, ameliyat olmuşsunuz. Hiçbir şey çözüm değil. Çözüm nedir? Bağırsakları tedavi, karaciğer tedavi. Hastalık ortadan kısa sürede atlatırsınız. Hürmetler. Hocam bir şey söyleyeyim. Fazıl Bey sorusunun cevabını aynen aldı. Zaten konuşmuştuk, evet, konuştuk hocam. Zaten, evet. Böbrekte kaldık. Böbrekle ilgili. Bağırsaklarımda sorun var. Bağırsaklar tedavi edilmeden karaciğer tedavi edilemez dedim baştan da. Tedavi ederiz. Problem değil inşallah. Problem değil. Arkadaşlar size telefon numarasını versinler. Görüşelim daha sonra yarın veya öbür gün. Hürmetler. İyi akşamlar. Şimdi böbrekler için biz çok özel bir formül geliştirdik. Huş forte. Pardon. Bu formül çok özel bir formül. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Bitki ot olarak değil. Şimdi mesela bu altın başak otunun birleşimindeki etken madde virguari. %3 etken madde. Siz bunu çay olarak içerseniz etkili. Fakat böbrek yetmezliğinden dolayı vatandaşın kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış. Ona yeterli değil. Çünkü etken madde az. Ne yapacaksınız? Destilasyon, ekstraksiyonla elde edilen bitki özütünü kullanacaksınız. Altın başak otu, huş ağacının yaprağı ekstraktı, ardıç kozalağı ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formül geliştirdik. Bu ne yapıyor? Böbrekleri temizliyor, arıtıyor, dezenfekte ediyor. Böbrekteki taş kum içinde ayrı bir formül geliştirdik. O da nedir? Avokado. Bildiğimiz avokado. Avokadonun yaprağı, hayır meyvesi değil. Avokado dedim de hemen siz de avokado dediniz. Hayır öyle değil. Avokadonun yaprağının da değil, ekstraktı. Damıtılarak yaprağından edilen avokado yaprağı ekstraktı. Evet. Kayış kıran kökü ekstraktı.
altın başak otu ekstraktı, huş ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan çok özel bir formül. Böbrekteki taş, kum, iltihabı temizler. Antalya'dan bir beyefendi beni aradı, dedi ki İbrahim Bey, işte 3 defa ameliyat olmuş. Sürekli böbreklerinde taş oluşur, ceviz kadar. Ameliyat oluyor, tekrar taş. Ameliyat oluyor, tekrar taş. Problem değil dedim. Bu ürünleri, bu formülü kullanın, kısa sürede iyileşirsiniz. 6 hafta sonra eritti. Ceviz kadar dahi olsa eritir. Peki hocam. Birleşimindeki etken madde. Ben bir de karaciğer yağlanmasına geçmek istiyorum. Sanırım sevgili seyircilerimiz de sorularının yanıtlarını almışlardır. Evet, çok güzel. Karaciğer yağlanması neden, niçin olur? Programın başında da söyledim. Karaciğer yağlanmasının sebebi bağırsaklardan alkoldür. Yani ister kişi alkolik olsun, alkol içsin, isterse içmesin. İçmeyenlerde karaciğer yağlanması sebep oluyor. Alkol içenler de karaciğer yağlanması sebep oluyor. Ama bağırsağında mantar olanlar %100 karaciğer yağlanmasına sebep olur. Olur yani. Her şey bağırsaklardaki mantardan mı kaynaklanıyor? Mantarlar, programın başında ne dedim? Bağırsaktaki mantarlar etan, metan, bütan gibi gaz. Zehirli gazlar. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol bu zehirli alkol üretir. Alkolik, yani alkol içen kişi etil alkol içiyor. Çok ağır ve toksik bir madde değil. Metil alkole göre. Bütün alkole hocam, göre. Hocam tekrar bir telefonumuz var. Lafınızı kesiyorum. Buyurun. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim İbrahim Bey'e bir sorum olacaksa. Tabii buyurun. Hocamız yardımcı olsun Feyzi Bey. Size Gaziantep'ten katılıyorsunuz. Evet. Buyurun. Hocamız sizi dinliyor. Hocam bende liken pelus diye bir rahatsızlığım var benim. En son ben devlet hastanesinde cildiye bölümüne gitmiştim. Cildiye bölümüne gittiğim zaman benim özellikle kasığımın alt tarafında liken pelus diye bir kızarıklıklar çıkıyor. Aşırı derece bir kaşıntı var. Ondan sonra bir de bende bu kalın bağırsakta adını sen söyleyin. Ülser var. Bunun ne, sebebi nedir ve neden olabilir? Şimdi liken planus da bir çeşit mantar. Kişinin evet. Derisinde, tırnağında, saç dibinde, orasında, burasında. Sedef, ekzema, akne, liken gibi bir hastalık varsa bunun %95'i bağırsaklara demek problem. Cilt hastalıklarının sebebi bağırsaktaki mantar. Bağırsaktaki mantardan kurtulmasa bütün uygulamalar boş, geçici, çözüm değil. Şimdi bu çay ağacı yağı, çay ağacı diye bir bitki var. Evet. Avustralya'da yetişir. Çaydan yapılan bir şey değil, değil mi hocam? Hayır, adı çay ağacı ya ama çayla ilgili değil. Çay ağacı bir bitki. Avustralya'yı keşfe giden Kaptan Cook bakıyor ki insanlar bir bitkinin ağacın yaprağından çay yapıp içiyorlar. Aa bu çay ağacı ya diyor. Çay ağacını görmemiş ya. Çayı görmemiş. Aa bu çay ağacı ya diyor. Adı öyle kalıyor. İngilizcesi tea tree. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Tırnak mantarı. Efendim yüzdeki sivilceler vesaire, akne, bayanlarda pis kokulu akıntılara karşı kullanıldığı zaman ne yapıyor? Temizliyor, aratıyor. Burada bir hanımefendiyle ben aylar önce bir program yapmıştım canlı yayında. Dedi ki şu çay ağacını ben bir deneyeceğim dedi. Dudağın burasında ağzının kenarında bir uçuk vardı. Hocam bende de çıktı. Evet, bir damla damlatın dedim. O hanımefendi tamam damlatayım dedi. İki gün kullandı, üçüncü gün. Herpes'ten kurtuldu. Uçuk diye bir şey kalmadı. Yani virüse karşı etkili çay ağacı. Bu beyefendinin iksir, aloe vera, jel bağırsaklarında problem var. Karaciğerinde problem var. Tedavi edilir. Problem değil. Arasın. Orada telefon numarası var zaten burada. Tevzi Bey hocama zaten cevap verdi. Detaylı şimdi, bilgi için hocamıza da ulaşabilirsiniz. Konuşuyor. Hocama bir sorum daha olacak benim. Ya. Tabii buyurun. Bende bir aşırı bir kaşıntı var. Biraz önce söyledim ya. Şimdi bak programın başında siz herhalde seyretmediniz. Dedim ki her türlü alerjik hastalık, her türlü cilt hastalığının tek bir sebebi var, bağırsak mantarları. Bağırsaktaki mantarları tedavi ettiğiniz zaman alerjik hastalıkları, cilt hastalıklarını tedavi edersiniz. Otomatik geçer. Hocam zaten sorusunun yanıtını aldım. Evet, şimdi enginar dedim. Karaciğer yağlanmasına karşı dünyada en etkili bitki.
Ama şu çiçek tabana değil. Bazıları, benim bir dostum gelmiş geçen bana diyor ki, hocam ben 200 kilo enginar almış, depolamış. Ne olacak? 200 kilo enginar yiyeceğim. Karaciğerim iyileşene kadar. İyi ama bu çiçek tabanında etken madde yok ki. Hidroksisinamik asit. Etken madde. Bu çiçeğinin şu tabanında değil. Neresinde? Gövde yaprağında. Gövde yaprağında. Şu gövde yaprağı. Burada içerir etken madde. Çiçeğinde değil. Enginarın yaprağı ile ilgili Almanya'da birçok doktor klinik araştırması yapmış. Yapmış oldukları araştırmalarda şişkinlik, hazımsızlık, kusma, bulantı, ishal, kabızlık gibi rahatsızlara karşı iyi geldiği, kolesterol, lipid, trigliseridi düşürdüğü, karaciğer yağlanmasını önlediği belgelenmiştir. Belgeli. Mesela sadece Hamburg Riesin Hastanesi'nde Profesör Doktor Fintilman 553 karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit gibi rahatsızlar olan, şişkinlik, hazımsızlığı olan hastalar üzerinde enginarı denemiş, hastaları tedavi etmiştir. 553 kişi üzerinde denemiş. Klinik araştırma. Sadece bir örnek veriyorum. Yüzlerce araştırma var. Şimdi biraz önce bir beyefendi dedi ki, liken dedi, cilt hastalıklarıyla ilgili konuştu. Konu gelmişken cilt hastalıklarıyla ilgili bir bitki tanıtayım. Bu bitki Mahonia aquifolium. Mahonia aquifolium ne işe yarar? Bunun şu gövdesinin kabuğu ve kökünün kabuğunda etken bir madde var. Alkaloid. Bu alkaloid, berbermin denen alkaloid ne işe yarıyor? Hocam bazılarının kök yaprağı, bazılarının kökü ekstratı işe yarıyor. Doğru mudur? Bazı bitkilerin yaprağı, bazı bitkilerin kökü, bazı bitkilerin kabuğu. Her bitkinin farklı. Bazı bitkilerin tamamı. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Almanya'da Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Dicke sedef hastaları üzerinde ve sedefi iyileştirmişler. Bir de şurada bir bitki daha var. Bu da Türkiye'nin Akdeniz Ege Marmara bölgesinde yetişir. Ya Laden gülü. Gülü solduğu için geriye bir şey kalmadı. Laden gülü ile ilgili de yine Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese, bu da sedefe benzer alerjik kaşıntılı kabarcıklı atopik ekzemaya karşı etkili. Alerjik atopik ekzema, sulu kaşıntılı kabarcık ekzemaya. Bir bitki daha var, o da cadı fındığı. Ne Hamemelis, kadar değişik isimleri var hocam. Latincesi Hamemelis virginiana. Türkçesi fındığa benzer, cadı fındığı denir. Hamemelis virginiana, bunun da yaprağı ve kökü aynı oranda olması gerekir. Ekstraktı neye iyi gelir? Ekzemanın her türüne iyi gelir. Özellikle küçük bebeklerdeki pişiklere karşı kullanılırsa pişikleri önler, çünkü mantar. Biz ne yaptık? Bir, karaciğer yağlanması için enginar ve 19 bitki ekstraktından oluşan bir formül geliştirdik. Sedefe karşı, her türlü sedef hastalığına karşı 45. Mahonya ve 19 bitki 45. ekstraktından oluşan mahonya ve 19 bitki. Çok güzel bir formül. Ekzema rahatsızlığı olanlar için Laden'den bir formül geliştirdik vesaire. Çok güzel çalışmalar yaptık, hamdolsun. Zaten benim söylediklerim her konuda klinik araştırması var. Mesela şu gördüğünüz nedir kipriotu veyahut da Ekinezya. Şu bitkilerin değişik isimleri Ekinezya. Hocam. Kipriotu denir. Neden kipriotu? Şu çiçeğin tohuma için döndükten sonra kipriye benzer. Tohuma döndükten sonra bu çiçeğin tabanı. Hocam bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Bir saniye sonra söyleyin de ondan sonra. Ekinezya ne işe yarar? Tamam. 50 binden fazla insan üzerinde denilmiş. Ekinezya, üşütme grip nezleye karşı 50 bin fazla insana denilmiş. Kızılderili, 4000 yıldır Kızılderililer bunu kullanmıştır üşütme grip nezleye karşı. Biz de bununla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Ekinezya. Ekinezya. Bunun kapsülleri de, yani anlatmış olduğunuz bütün bitkilerin kapsülleri de bulunmakta tabii sizde. Tabii her türlü. Size 621-2165 nolu telefon numarasından ulaşabilirler. Evet, bugünlük de yayınımızın sonuna geldik sevgili seyircilerimiz. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.